Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda da yine sizler için çok faydalı olabilecek bir husus hakkında video çekmek istedim. Videomuzun hususu, videomuzun da başlığından anlayabileceğiniz gibi Lepistes balığı hava motoru olmadan yaşar mı? Sizce yaşar mı? Biraz bekleyelim, düşünelim. Yaşar mı acaba? Yaşar mı? Acaba yaşar mı? Cevabı vereyim isterseniz. Lepistes balığı hava motoru olmadan maalesef yaşamıyor kıymetli izleyicilerim. Lepistes balığına mutlaka, hatta şöyle ileri gideyim. Zaruri diyelim. Zaruri. Zaruri olarak hava motoru gerekiyor. Hava motorundan kastım şu. İlla ki hava motoruna gerek yok. Akvaryuma hava verebilecek dış filtre olur, iç filtre olur, pipo filtre olur veyahut ne olur, selale filtre olur. Bunu çoğaltabiliriz örneklerle, misallerle. Lakin akvaryuma hava verebilecek bir motora ihtiyaç var. İlla ki hava motoru değil ama akvaryuma hava veren bir motora ihtiyaç var. Niçin? Akvaryumlar kapalı bir ekosistemdir. Kapalı bir ekosistemdir. O ekosistemde balıkların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için faydalı bakterilere ihtiyaç var. Akvaryum suyunun temizliğine ihtiyaç var. Akvaryum suyunun içindeki minerallere ihtiyaç var. Akvaryum suyunun oksijen düzeyine ihtiyaç var. Çünkü durağan suda oksijen seviyesi düşer kıymetli izleyiciler. Su ne kadar çok akışkan, ne kadar çok hareketli olursa o zaman oksijen seviyesi artar. İlla ki suya oksijen basmaya gerek yok. Suyu böyle biraz böyle havalandırsak da üzerinden, yani su birkaç damla su olan kaba yukarıdan birkaç damla su bile aksa oksijen suya girip suyu oksijenlendirebiliyor. O nedenle yani suda bir hareketlenmeye ihtiyaç var. O nedenle ne yapıyoruz? Akvaryumlarımızda hava verecek filtreler kullanıyoruz. Bunlar neler olabilir? Akvaryumun ebatına, hacmine göre değişir. 20 litrelik akvaryuma dış filtre bağlayamayız. Yani akvaryumunuzun hacmi neyse ona göre uygun filtre seçmemiz gerekiyor. O filtrenin debisini seçmemiz gerekiyor. İç filtreler var. Büyük iç filtreler. Onu 20 litrelik akvaryuma koyamazsınız. Balıklarınızı akvaryum camına çarpar. Çarpmaması için biraz daha 20 litrelik akvaryumlara mini filtreler seçmeniz gerekiyor. İç filtreler veyahut büyük bir akvaryumunuz varsa 200, 300, 400 litre ona iç filtre olmaz. Ona dış filtre kullanmanız gerekiyor. Yani akvaryumunuzun hacmine göre, akvaryumunuzun ebatına göre, akvaryumunuzun içine aldığı suya göre bir filtre seçmeniz gerekiyor. O filtre sayesinde de dolaylı yoldan akvaryumda hava sirkülasyonunu sağlamanız gerekiyor. Yani Lepistes akvaryumlarında maalesef diyorum, üzülerek diyorum ve tekrardan üzülerek diyorum ki hava verecek bir hava motoruna veya hava verecek bir filtreye ihtiyaç var kıymetli izleyicilerim. Bugünkü videomuzda da size bu husus hakkında kendi tecrübelerimi bu videoda paylaşmak istedim. Umarım sizler için, akvaryum dünyanız için, çevrenizde akvaryuma meraklı dostlarınız için faydalı olacak bu video. Bir sonraki videolarda ben yine burada olacağım. Allah fırsat ve imkan verirse sizler de orada olun. Sizler için biz buradayız zaten. Sizler de orada olun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.